İyi günler sayın seyirciler. Ankara stüdyolarımızda bir Yaşamdan Portreler programında yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda bir sanatçımızı ağırlıyoruz. Kendisi ressam ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel kültür mirası taşıyıcısı, keçe sanatçısı Sayın Mükerrem Turhan Hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Bizler sanata çok önem veriyoruz çünkü bir milletin medeniyet göstergesinin sanata ve sanatçıya verdiği değerle orantılı olduğu kanaatindeyiz. Evet. Nitekim rahmetli Atatürk de sanata çok önem veren bir insandı. Hatta birkaç sözünü okumak istiyorum programımızın Buyurun başında. Efendim. Bakın diyor ki sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Çok bilinen bir sözü ama önemli. Evet. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fenin gerektirdiği şeyleri yapmaz. İtiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur demiş. Yine bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür demiş. Evet. Şimdi bunlar gerçekten çok çok önemli. Biz de bu yüzden sanatçılarımızı böyle zaman zaman ağırlamak hem de bu yönde topluma bir katkı sağlamayı çok önemsiyoruz açıkçası. Evet. Sizin de bu programımıza iştirak etmeniz, böyle katkı sağlamanız bizim için önemli. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Sağ olun efendim. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Ülkemizin kültür ve sanatı adına ve sanatçıları adına teşekkür ediyorum rica ben de. Ederiz. Önce bir sizi tanıyarak başlayalım. Resim öğretmeni olduğunuzu biliyoruz. Hı hı. Bu resime olan kabiliyetinizi ne zaman, hangi yaşlarda fark ettiniz? Küçük müydü yaşınız o zamanlar, evet, bilmiyorum. Evet. Biliyorsunuz yetenekler genlerle ilgili biraz da aileden geçiyor. Tabii. Benim de rahmetli babam Türkiye Kömür İşletmelerinde işletme ressamı olarak görev yapardı. Evet, ondan da ressam vardı. Ressamdı, evet. Şimdi biliyorsunuz kazaları oluyor hep. Maden kazaları oluyor. Benim hatırladığım, yani babamın işte 40 sene önce filan o maden ocaklarında okuma yazma bilmeyen işçiler vardı. Evet. Onlara işte baret takınız, işte şuna dikkat ediniz diye resimlerle anlatırlardı. Ve babam o çalışmaları yapardı. Aynı zamanda da kendisi boş zamanlarında mesai saatinin dışında sanatla uğraşırdım. Grafiksel çalışmaları vardı, yağlı boya çalışmaları vardı. Ve eskiden yine biliyorsunuz şimdiki gibi posterler, teknoloji ileri değildi. Tabii. El yapımı tablolar, resimler yapılırdı. O yüzden okullarımızın Atatürk köşelerini hazırlardı. Müsamere salonumuzun fon kısmındaki görüntüleri hazırlardı. Hep yani sanatla iç içe büyüdünüz o zaman, öyle mi? Evet. Küçükten itibaren sizin için evet. Çok büyük bir avantaj olmuş bu, değil evet. mi? Evet. İlk yağlı boya çalışmamı zaten ilkokul 5. sınıfta yapmıştım. Aa, ne güzel. Biz iyi. Babanız mı fark etti ilk böyle sizdeki yeteneği? Evet, evet. Tabii ki yani ister istemez elimizde bir örnek var. Tabii. O örnekle beraber siz de teşvik de etmiştir mutlaka. Evet. Ne güzel. Ama tabii kabiliyet olmasa sadece ilgi de yetmez. Demek ki kabiliyetiniz de varmış, o ilgi de varmış. Teşvik etmişler. Güzel evet. Ortam da olmuş evet. Buna dair. Ne güzel. Evet. Ve bugünlere kadar gelmişsiniz. Sonra peki resim öğretmenliği nasıl oldu? Resim öğretmenliği de aslında üniversite sınavlarında girdiğimiz zaman işte öğretmen okulu sınavları ayrıydı, fakülte sınavları ayrıydı. Ben her ikisine de girmiştim. O zaman İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım. Aynı zamanda da resim bölümü sınavlarına da girmiştim. İkisinin arasında tercih yapmak zorunda kaldım. Olaylar vardı, öğrenci olayları. O nedenle bu okulda daha disiplinli, daha yurtları korunaklı olduğu için ancak orada biraz da şartlar sizi böyle yönlendirdi herhalde. Aynen değişik öyle olmuş oldu. Aslında. Evet. Yani hukuk fakültesini kazandınız aynı zamanda ama ona gitmeyip evet. Güzel olmuş ama evet. Ama sonra dedim ki kendi kendime mezun olur olmaz ben dışarıdan hukuk fakültesini bitireceğim. Ve yine bu idealimi gerçekleştireceğim. Değil mi? Böyle bir idealiniz vardı yani. Evet, sanatçı evet. Ve hukukçu bir çalışma hayatım olsun diye düşünmüştüm. Fakat öğretmen olduktan sonra stajyerken hukukçu bir eşle evlendim. Evet. Arkasından hemen bir kızımız dünyaya geldi. Evet. O yüzden üniversiteyi bitirme bir de gittiğimiz tayin olduğumuz yerlerde zaten üniversite yoktu. Orada tabii. Hukuk fakültesi bölümü yoktu. O nedenle çocuklarımı büyüttüm. Tabii. Ve de
çocuğumun birisinin hukukçu olmasına yardımcı oldum. Ama zaten eşinizle birlikte hukuk camiasına girmişsiniz yani. Sonuçta değil mi? O ortamı atmosferi soludunuz sürekli herhalde. Tayinler, eşinizin çalıştığı yerler doğal olarak hep iç içe olmuşsunuzdur. Evet. Sonuçta yani hukukun bir parçası tabii içine girmişsiniz. Tabii onlar mesleki konularında tartışma yaparken aile gezmelerinde küçük yerlerde ister istemez bir şeyler öğreniyorsunuz. Mutlaka tabii. Mesela 59. maddeyi öğrenmiştim. Hakimin inisiyatifinde olan bir şey tolerans yani ceza verirken ve hep onu söylerdim eşime ne olur o 59. maddeyi çok kullanalım mı ne derdim. Güzel, vicdanlı insansınız. Evet. O hep oradan değil mi? Evet sizi demek ki etkilemiş. Evet. O şekilde ben de. Sonra resim bölümünü bitirdiniz. Evet. Sonra Kütahya Tavşanlı Atatürk Lisesi'nden İlk mezun oldum. Evet. Resim bölümü okumuştum orada da. Yine sınavda 300 kişinin içerisinde 20 kişi alındı. Ben onların içerisinde 7. olarak kazanmıştım. Evet. Daha sonra okulda İstanbul'da okumanın çok avantajını gördük. Çünkü İstanbul biliyorsunuz her şeyin merkezi bir şehir. Tabii ki. Sanatın da merkezi değil mi? Sanatın da merkezi, evet. Ticaretin merkezi. Tabii. O nedenle örneğin biz sadece resim sanatı eğitimi almamış olduk. Orada müzik sanatıyla ilgilenirdik, tiyatroyla. Taksim'e gelirdik, orada operada, operalar seyrederdik. Ne güzel, evet. Sanat açısından böyle zengin ve değil mi? Güzel, güzel bir ortamda. Evet. Bir ortamda daha sonra da tabii hem öğretmenlik formasyonu alıyorsunuz hem de sanatçı formasyonu alıyorsunuz. Kura çekerek Anadolu'nun dört bir yanına dağıldık. Evet. Öğretmenler olarak. Resim öğretmenliğine başladınız. Evet, resim Konya Mevlana Ortaokulu'nda kura çektim. Orası mı çıktı? Orası çıktı ama ben o daha önce okul gezisiyle ortaokuldayken Konya'ya gezi düzenlemişti okulda. Öğretmenlerimiz Doğu olarak, Anadolu olarak en fazla Konya'yı biliyordum. Evet. Dedim ki Allah'ım inşallah Konya'nın içlerine razıyım, tayin olayım, kura çıksın. Ama Konya'dan ileriye gitmeyeyim diye düşünmüştüm. Gerçekten de Konya Merkez Mevlana Ortaokulu'na oldum. Çok güzel. Sonra da Konyalı bir eşle evlendiniz. Zaten Konya'yla bir bağlantı böyle doğal evet, olarak efendim. Olmuş. Evet. Sonra peki öğretmenliği sevdiniz mi? Çocuklara resim öğretmek nasıl güzel tabii yer ki. Bizim zaten için. Öğretmenlik de ideallerim arasındaydı. Evet. Çünkü ilkokul 5. sınıfta bir müsamere yapılmıştı ve bana öğretmen rolü verilmişti. Evet. O rolüm de belki beni etkilemişti öğretmen olma açısından. Yine sevdiğiniz bir işi yaptınız tabii o zaman. Tabii ki. Evet. Zaten öğretmenlik çocuklarla bir arada iç içe olan bir meslek. Çocukları da seviyorsunuz. Çocukları da seviyorum. O yüzden bölümüm de zaten kendi sevdiğim bir meslek sanat olduğu için. Tabii. Hepsi bir araya geldi. Hem meslek seçimi hem branş seçimi. Yani bu kararınızdan hep memnun kaldınız herhalde. Evet, evet, evet. Peki şimdi asıl konumuza geleceğim. Şimdi siz keçe sanatçısı diye sizi tanıttık. Evet. Resim öğretmeni olmak ayrı bir şey, ressam olmak tabii ki ayrı bir şey mutlaka. Evet. Ama şimdi keçe sanatçısı olmak apayrı bir şey, öyle değil mi? Bize biraz keçe sanatçısı olmanın ne demek olduğunu anlatır mısınız? Bu arada hemen zoomlayabilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim ben. Üzerinizde de galiba kendi elemeğiniz değil mi? Evet, fular, evet. Keçe evet, sanatını yansıtan, evet değil mi? Bir fular görüyoruz. Çok da güzel, çok gösterişli. Teşekkür ederim. Elinize i̇şte, sağlık. İpekle keçe burada buluştular diyelim. Evet, evet. Türk motifleriyle, bizim geleneksel motiflerimizle evet. Ve nazar boncuğumuzla burada bir araya geldiler. Teşekkür ediyorum beğendiğiniz için de. Peki nedir keçe sanatı? Bize biraz anlatır mısınız? Efendim keçe sanatı Orta Asya'da M.Ö. 4. binli yıllardan itibaren ortaya çıkmış, kullanılmış bir sanat. Ve bu değişik alanlarda kullanılmış. Bunların buluntuları
Orta Asya'daki kurganların içerisinde, yani mezar odalarının içerisindeki önemli kişilerin, idarecilerin mezarlarında giysilerinin, işte silahlarının bulunduğu malzemelerin arasında ortaya çıkmış. Hatta oradakilerin üzerine, keçelerin üzerine deriyle aplike yapılmış vaziyetteymiş. Evet. O nedenle ve keçenin özelliğinden dolayı, yani yünün, daha doğrusu yünün özelliğinden, keçeleşme özelliğinden dolayı Orta Asya'daki insanlar, Türkler, atalarımız onlardan ev yapmışlar ve bunların ismini yurt demişler. Keçenin çok fazla keçelendirme işlemine pişirme işlemi denir. Keçeyi pişirme ve keçeyi çok iyi pişirirseniz o kadar sıkışır ki beton gibi olur neredeyse. Üstüne suyu dökseniz de o katiyen suyu geçirmez. Evet. O nedenle yaptıkları çadırlara yurt ismini vermişler. O büyük çadırları ev olarak kullanmışlar. Beğendikleri bir ortam olunca oraya çadırlarını kurmuşlar. Tekrar atların üstüne yükleyip bir başka atlarını, işte hayvanlarını ziraat yapmak için onlarla değişik Orta Asya Çin'de dolaşmışlar. Tabi bu arada sadece yurtlarda değil, o çadırların içerisindeki ev, halı, keçeden kilimler, üstlerine giysiler, yastıklar, ayaklarına çizmeler yapmışlar. Bakın o su geçirmeme özelliğinden dolayı. Ve ayrıca keçenin yine kışın sıcak, kışın sıcak yazın serin tutma özelliği mi var? Evet, evet. Özelliği olduğu için, evet. Hatta bizim Anadolu'da aba derler ona. Doğru. Yaşlılar yazında, kışında abadan yapılmış pantolonları giyerler. Onlara sormuştum ben, terlemiyor musunuz? Hayır, çok serin tutuyor demişlerdi. Çok ilginç bir özelliği bu da, evet, o zaman. Evet. Ayrıca bir özelliği daha keçenin, yılan, akrep gibi zehirli hayvanların o çadırın içerisine girmesini engellemesi ve işte vücudu sıcak tutarak yaraların çabuk iyileşmesini sağlaması. Bu gibi özellikleri olduğu için insan yaşamında çok önemli. Evet. Bir yeri var keçenin. Bizi bayağı bilgilendirdiniz keçeyle ilgili olarak seyircilerimizi de. Peki sizin keçeyle tanışmanız nasıl oldu? Keçeyi de ben de pek bilmiyordum. Yani keçenin yataklarda, yorganlarda kullandığımız yün. Bir de işte küçükken ayakkabıların içerisine, botların içerisine üşümememiz için tabanlık, büyüklerimizin koyduğu keçe tabanlık olarak. Bir de işte saçı keçelenmiş, yani birbirinin içine girmiş, karışmış anlamında sözler duyardık keçeyle ilgili. Onun haricinde başka bir şey hiç görmemiştik. Daha önce de bahsettiğim gibi ilk öğretmenlik yerim Konya ve eşim Konyalı da olduğu için sık sık gidiyoruz, aile ziyaretleri yapıyoruz. Emekli olduktan sonra artık çocuklarımı evlendirdim, emekli oldum. Sıra kendi gönlümdeki sevdiğim işleri yapmaya doğru, geldi. Tabii. Gerçi yaptığım işler de hepsi severek yaptığım işlerdi. Ama artık bir sanat ve kültüre katkı diye bir şey adına, katkı olması adına bir şeyler yapmayı düşündüm. Yine söylediğim gibi ilkokul 5'te yapmıştım ben yağlı boyayı ve üniversitede zaten bütün resim tekniklerini kullandık. Her çeşidini. Yeni bir şeylerle resim yapmayı düşündüm. Orada tesadüfen Konya'da gezerken, eski otantik yerleri gezerken keçecileri gördüm. Onların arasından böyle dolaşırken bir baktım. Bir hanımla bir bey keçe yapıyor. Yani bir şeyler yapıyorlar. Çok da güzel, değişik, orijinal şeyler. Ve onun işte bizim yine Kültür Bakanlığı tarafından kültür miras taşıyıcısı, keçe sanatçısı Mehmet Girgiç Bey olduğunu gördüm. Evet. Tanıştınız. Tanıştık. Sonra dedim ki bu tekniği bana öğretir misiniz? Sizden ders almak istiyorum. O zaten tekniği görür görmez kendimi çok yakın hissettim bu tekniği. Ve bununla resim yapılabileceğini hissettim. Resime dönüştürülebileceğini. Kendileri de
Resim yapıyorlar Yok, mıydı? Hayır, onlar değil. Sadece şöyle yapıyorlardı. Bu tekniği kullandıkları, bildikleri için onlar da kaç kuşak böyle keçe yapan bir ailenin mensuplarıydılar. Ve onlar işte değişik eski Selçuklu kilimlerini, modellerini kağıtlara çıkartıyorlar, büyütüyorlar ve onunla o desenleri uygulayıp çok güzel kilim çalışmaları yapıyorlar. Onlar kilim ağırlıklıydı ama siz bunu... Kilim evet. Ve işte fular, şal, evet. Şapka, çanta evet. Şeklinde ama sanatsal anlamda değil. Evet. Tam evet. Anlamıyla sanatsal anlamda yani siz bunu alıp resme mi uyarladınız? Sanat alanına uyarladınız evet, değil mi? Evet. Evet. Bu önemli bir şey çünkü tabii çok doğru. Türkiye'de çok örnekleri var mı yaptığınız işin? Yani çok tek tük olabilir miydi bilmiyorum. Herkes hani kendince bir şeyler yapmış çok rastladığınız, olurlar. Hayır çok yaygın, rastlanan, yaygın bir şey, değil, bir, değil bir şey değildi. Hatta ben buna başlayıp yaptığım zaman Ankara'da oturuyorduk o zaman da. Galerinin sahibi bir hanımefendi benim çalışmalarımı çok beğenmişti ve bir başka ressam arkadaşına demiş ki bir beyefendiye işte hocanım da çok güzel keçe tablolar yapıyor. O beyefendi de demiş ki aa öyle mi ben keçe diye bir resim malzemesi tanımıyorum diye cevap vermiş. Hanım da bana anlattı bunu. Ben de dedim ki yani klasik resim malzemelerinin dışına çıkmak istedim. Tabii ki. Ve beni ifade edecek bir malzemeyle yapmak istedim. Aslında böyle bir arayışta olmanız da güzel değil mi? Ruhunuzda evet. Böyle bir arayış olması yani klasiğin dışına çıkmışsınız ve kendinizden bir şeyler katarak, evet. Adapte ederek evet. Daha farklı bir şey ortaya koymuşsunuz. Bu çok güzel takdire şayan. Evet, evet. Ve yani bununla resim yapmamın isabetli bir şey olduğunu daha sonraki bir sergimden sonra bana gelen mailde anladım. Çünkü o mail Londra'dan geliyordu bana. Uluslararası Keçe Yapımcıları Derneği'nin dergisi ECOS'un veya şimdiki ismiyle de Felt Matters olan derginin editörü hanım Mike Lawrence'ın benden CD'mi istedi, çalışmalarımın CD'sini istedi ve dergilerinde yayınlayacaklarını söyledi. Hem sevinmişsinizdir hem de bu şekilde. Evet. Ve bakın bizim bir sanatçımızın bu şekilde yorum yapmasına bakın. Halbuki dünyada tabii. Onlar çoktan aşmışlar, derneklerini kurmuşlar. Benim de tesadüfi bulduğum bir teknik. Ve onlardan da haberiniz yok sizin. Benim onlardan çok da haberim yok. Çok güzel olmuş aslında. Onlar sizi bulmuş oldu evet, böylece. Evet, öyle oldu. Evet. Sonra ben Londra'ya gittim işte onların atölyelerini gezdim. Onlar devlet buna çok teşvik veriyor. Yani teşvik veriyor derken Orta Asya sanatçılarını gönderiyorlar bu tekniğin öğrenilmesini, inceliklerini. Burslar veriyorlar. Hı hı. Hatta bir sanatçı vardı Philip O'Reill diye. Ona da üniversite bursu veriyormuş. Keçeyle bir şeyler yapsın, sergiler açsın diye. Enteresan, evet. Evet. Ne güzel devlet tarafından böyle tabii teşvik evet, edilmeleri. Evet, çok güzel. Ve en evet. Daha güzeli, hoşuma giden benim için bir şey oldu. Orada National Museum var, Ulusal Müze. Londra'da onu gezerken aşağıda girişteki biliyorsunuz bütün müzelerde giriş katlarında işte sanatçıların eserleri, reprodüksiyonların satışları yapılır, resim malzemelerin satışları yapılır filan. Orada bir kutunun içerisinde keçe rulolarını gördüm. Resim var sulu boyaların, yağlı boyaların arasında. Yani çok çok mutlu oldum. Evet. Kendinizden bir şeyler buldunuz orada. Evet, kendimden bir şeyler. Üstelik hayır yani keçeyle resim yapılabildiğini kanıtlamışlar. Tabii. Yani bizde öyle mi yapılır mı tanıdık tanımadık mevzusunu yapanlar. O yüzden yani hep yeniliğe açık olmalıyız. Tabii ki. Ve yeni şeyler bulmaya yani şimdi biliyorsunuz buna Ar-Ge çalışmaları deniyor ya. Tabii, doğru. Biz de sanat çalışmalarımızda aslında bu Ar-Ge çalışmalarına önem vermeliyiz. Haklısınız bunda ama siz bunu zaten ferdi olarak yaptığınız anlaşılıyor. Evet. Çok güzel bir şey bu. Sonra yavaş yavaş eserler oluşmaya başladı herhalde. Sergiler evet. Yapmaya başladınız. Evet. Daha sonra sergilerde öncelikle zaten tablo.
resimlerimi. Onları da çalışırken hiç kalem, fırça, boya kullanmıyorsun. Sadece kök boyayla boyanmış, halı ve kilim için, dokumak için hazırlanmış renkli yünleri, onlar iplik haline gelmeden böyle pamuk yığını gibi o şekilde onları ben renk renk alıyorum. Kök boyayla boyanmış yünler oluyor genelde onlar. Ve onlarla resim çalışmaları yaptım. Bazı sergilerimde şöyle düşündüm, işte çalışmalarımın tarzına uygun olarak ben de sergideki giysimi o tarz bir şey giyeyim seçtiniz. Diye seçeyim evet. diye kendim oluşturdum. Evet. Keçeyle bu sefer giysiler tasarlamaya başladım. O da zevklidir herhalde değil mi? Evet. Evet. Sonra ikisinin de sergilerimde hem giysilerimi hem de tablolarımı sergiledim. Evet. Hemen yeri gelmişken ben onlara da bahsedeyim. 15 Kasım Cumartesi günü Keçeyle İpek'in Sanat Yolculuğu adı altında bir serginiz gerçekleşti değil mi? Bir hafta sonra evet. bir sergi Ankara'da. Hı hı. Altındağ Belediyesi Sanat Sokağı Sanat Galerisi'nde. Evet, evet. Çok güzel bir sergi bu. Gerçekten çok nefis eserler yapmışsınız. Ben kutluyorum sizi. Teşekkür ederim. Bir Atatürk portresi vardı. Yine evet. Mevlana vardı. Semazenleriniz vardı. Semazenleri. Fakat çok çeşitli şeyler vardı. Yani hem tasarım olarak aynı şekilde. Hem çerçeveli değil mi? Tablolarınız olarak, vardı. Evet. Gerçekten görülmeye değer ve çok büyük bir emeğin sarf edilen kesinlikle. Evet. Ve zordur değil mi efendim keçeyle çalışmak? Biraz anlatır mısınız? Yani şöyle düşünebiliriz. Bir hanım diyelim ki. Dikiş diken bir hanım nasıl böyle zahmetler içerisinde Doğru. provalar, her taraf dağılır, şey olur, işte bazen bozulur, yanlış kesilir filan. Oysa örgü ören bir hanım nedir? İki şişe alır, örer, yanlış olduğunu söker, o ipi tekrar kullanır, tekrar üretimine devam eder. Sanatta da keçeyi kullanmak dikiş diken hanımın yaptığı iş gibi biraz zor. Kestiniz mi kumaşta nasıl geriye dönüş yoksa Tabii. yaptığınız tabloyu tamam bu bitti dedikten sonra keçeleme olayına geçtiğinizde, sabitleştirme olayına geçtiğinizde işte orada zahmetler çok fazla oluyor. Kaynar su, doğal sabun araya giriyor ve güçlü kuvvetli olmanız onu güç de mi gerektiren bir şey? Tabii ki güç de gerektiriyor. Hatta onu çalışırken böyle bir sopanın üzerine sarıyoruz keçeyi. Karşıdan bakıldığında sanki yufka açan hanımlar duygusu hissediliyor. Bu arada kaynar su ve doğal sabunla da bunu devamlı keçeleştirme, yoğurma işlemine devam ediyorsunuz. Ne kadar çok keçelerseniz o kadar çok daha birbirine girmiş oluyor, geçmiş oluyor. İşte burada kullanılan boyaların özelliği, kalitesi çok önemli. Evet, doğru. Siz tek başınıza mı yapıyorsunuz? Bir yardımcıya ihtiyaç duyuyor musunuz yaparken? Şimdi tasarım aşamasında ve kompozisyonu oluştururken tabii ki kendi başıma çalışıyorum. Ama iş teknik çalışmaya geldiğinde güç kuvvet gerektiriyor. Büyük çalışmalarda tek başınıza yapamıyorsunuz. Tabii. Küçük parçalarda kolay değil mi? Evet. Ama büyük parçalarda mutlaka bir veya iki kişi, hatta daha büyük çalışmalarda üç kişi aynı anda sarmanız gerekiyor onu. Kaymaması gerekiyor. O nedenle yardımcı almak zorunda kalıyorum. Siz mi öğretiyorsunuz yoksa aynı alanda kendimi geliştirmiş kimse bulabiliyor musunuz? Şimdi öğrencilerim olduğu zaman onlarla yapıyoruz. Öğrencisiz olduğum zamanlarda veya evimde keçelediğim zamanlarda ev işlerine yardımcı olan hanıma rica ediyorum. Evet. O da bana yardım ediyor Tabii. en azından. O öğrenmiş oluyor. Zaten merak ediyorlar. Nasıl yapıyorsunuz bunu diyorlar. Hadi beraber yapalım bakalım. Tabii, ne güzel. Hem teşvik ediyorsunuz olursun. Bir sanata değil evet, mi? Güzel. Evet. Tabii. Onlar da zevk alıyorlar ama diyorlar ki bu çok dağınık. Yani her taraf çok dağınık. evet.
İşte hani her şeyin bir güzelliği olduğu gibi zahmeti oluyor tabii ki. Evet, ama ortaya yani güzel bir şey çıkınca zaten onu unutturuyordur, öyle değil evet, mi? Evet, kalıcı ki bu, bir şey. Tabii tabii. Üstelik sanat alanında olan bir şey. Kesinlikle. Ve de zor olan bir şey. Tabii. Mesela işte baskı yaparsınız. En basit baskı resim grafikte. Patates baskısı doğru, çocukların. Hı-hı. İplik baskısı. Ama en ağırı nedir? Gravür baskısıdır. Hı-hı. Mesela. İşte bu şeyde de bir çeşit baskı tekniği. Bu basınç yapıyorsunuz yünlere. Evet. Burada sabun ve kaynar suda katalizör bir yardımcı madde oluyor. Keçeyi önceden normal ev eşyalarında kullandıklarında işte böyle dağınık su isteyen bir malzeme olduğu için eskiden hamamlarda keçe yaparlarmış. Ve sıcak evet, ortamda daha iyi keçelendiği için hamamlarda yaparlarmış. Hatta orada büyük parçaları böyle yolluk gibi yapılan şeyleri 3-4 tane birden kişi o keçeyi göğüslerine vura vura o keçeyi şey yaparlar, keçeleştirirler. Hmm, evet. Ve işte o şey yaparken de keçeleştirirken de zikir yaparlarmış. Ha, bu da ilginç. Evet. Onu zikir eşliğinde mi yapıyorlarmış? Evet, zikir eşliğinde yapıyorlarmış ve hatta işte eskiden mesela Tokat'ın bir köyü vardı, şu anda ismi aklıma gelmiyor. Orada bir keçeci baba varmış ve aynı zamanda da o da oranın yani dini bir büyüğüymüş. Zaten sabır isteyen bir şey olduğu için tevekkül sahibi ve sabırlı insanlar yaparmış bu keçeyi aynı zamanda. Sizi de ben aynı şekilde görüyorum değil mi? Aslında böyle bir yönünüz de, manevi yönünüz de var sizin. Aslında efendim sanat deyince gerçekten sanatı Allah'tan bağımsız düşünmek de olmaz diye düşünüyorum. Çünkü zaten yeryüzünde, gökyüzünde, etrafımızda nereye bakarsak bakalım Allah'ın sanatını görüyoruz her yerde. Allah'ın tecellilerini görüyoruz. Evet. Bu yüzden mesleğiniz o açıdan da çok önemli. Sanatçıların ve sanatın, Allah'ın aslında sanatının bir tecellisi olduğu evet, kanaatindeyim. Siz neler söylemek istersiniz bu konuda? Dediğiniz gibi en büyük sanatçı Yüce Rabbimiz. Bizleri yaratan Yüce Rabbimiz. Ve o kadar güzel bir düzen içerisinde her şeyi yaratmış ki hiçbirisi birbirine karışmıyor. Hiçbirisi birbirine zarar vermiyor. O şekilde bütün dünyadaki yarattığı her bir varlığı. Ve biz de işte Allah'ımızın bu yaratıcı gücünün özelliğini bizler de sanatçılar taşıyoruz herhalde. Ve gerçekten de resim yaparken kendinizi çok böyle huzurlu ve manevi konuda doyum halinde hissediyorsunuz. Bilmiyorum, ben öyle hissediyorum. Ne güzel, bunu hissetmeniz de zaten çok güzel. Kendimi. Ama, tabii. Yani aslında tüm sanatçılar keşke bunun da farkında olsalar. Kabiliyet zaten Allah'ın insana bahşettiği değil mi? Bir nimet yani kesinlikle. Evet, evet. Evet, sanattan bahsederken bir Rabbimizin Kur'an'da bildirdiği bir ayetten ben söz etmek istiyorum. Şöyle buyuruyor Yüce Allah. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Mülk suresi 3 ve 4. ayetler. Yani Rabbimizin yaratılışına, bütün kainata baktığımızda zaten gerçekten hiçbir uyumsuzluk, hiçbir eksiklik, kusur göremiyoruz. Evet. Sanatın önemini aslında buradan da anlıyoruz. Müthiş bir sanat var bütün evet, kainatta. O yüzden de bizim de sanata ve sanatçılara önem vermemiz gerektiğini buradan da anlayabiliriz. Evet. Canım benim, çok gerçekten çok güzel söylediniz. Hepimiz bizi yaratan Allah'ımızın birer yansımasıyız. Çok güzel, tabii ki. Hatta şöyle yine sanatçılardan Lamartine'in bir sözü var. Evet, buyurun. Sanatçıya iki göz yetmez diyor. Yani bir üçüncü göz Allah'ın verdiği sezgi gücüdür bence sanatta. Tabii tabii. O sizin anlamadan, yani hani bu resmi ben yaptım, bu tabloyu, bu portreyi ben yaptım değil. Bunu bana yaptıran bir kuvvet var. Ne güzel, tabii. Ve buna inanın hissediyorsunuz. O kadar, ben bilmiyorum. Çok güzel.
Ama gerçekten bu söylediğiniz son derece önemli. İnsan sadece kendisinin yaptığını düşünürse, değil mi? Kendisine verirse bu da pek güzel olmaz aslında. Yani aynen orada yaptıranın öyle. Allah olduğunu, o kabiliyeti verenin Allah olduğunu, bunu bilerek çalışmak sizi belki o yüzden belki daha da başarılı kılıyordur. Sağ olun, teşekkür ederim ama bunu düşünmememiz imkansız zaten. Bunu görebilen bir insan olduğunuz için haklısınız. Tabii ki sizin açınızdan öyle. Teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki tabii ki böyle gerçekten sanatçı deyince Allah'ın o büyük kudretini, gücünü de aynı şekilde çok takdir eden insan, sizin gibi çok kişi var zaten sanatçılarımızdan, yansıtsınlar. Evet, evet. Çalışan tabii, arkadaşlarımız var. Tabii. Ve işlediğim konularda da tasavvuf felsefesini anlatan semazenlerin dönüşlerini, o ulvi Allah'a yaklaşım danslarını her sergimde işliyorum. Ne güzel, yani evet. O konuda ister istemez eliniz ona gidiyor, o konuya gidiyor. Ne güzel, evet. İşte orada diyorsunuz ki yine bana bunu yaptıran bir yaratıcımız, Rabbimiz var diyorsunuz. Tabii. Ve ona uygun şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii. Aslında efendim zaten Kur'an ayetlerine baktığımızda mesela cennet tasvirlerinde de hep böyle sanat var, değil mi? Yüksek döşeklerden, tahtlardan, işte koltuklardan, evet. Güzel manzaralardan, evet. Hep böyle güzelliklerden bahsediliyor. Altından nehirler geçen, değil mi? Tabii. Güzel çok ortamlardan. Doğru. Yani demek ki insanın ruhunda güzele karşı, sanata karşı bir özlem var. Allah ikisini birbirine müştak böyle yaratmış. Evet. Yani o ikisi buluşması gerekiyor. Buluşması değil mi? Gerekiyor. Evet. Sizin ruhunuzdaki aynen. Bu özlem de onun bir tecellisi herhalde. Evet, evet. Değil mi? İnşallah yani bizden sonraki gençlerin de bu şekilde düşünerek yani ilahi bir güçle bu çalışmalarını yaptıklarını hissetmeleri ve bunu yansıtmaları evet. Tablolarına ve etrafındaki insanlara. Söylediğiniz gibi de sergilerime gelen birçok seyirci, izleyici öyle demiştir. Sizin resimlerinize baktığım zaman kendimi çok huzurlu hissediyorum. Ne güzel. İşte bunu söyletirebilmek de çok güzel, değil mi? Evet, buna vesile olmak. Evet. Ve de yine işte çalışmalarda dünyadaki bütün renkleri bir arada kullanmak istiyorum. Tabii dünyadaki renkler sonsuz biliyorsunuz. Evet. Çünkü bir rengin içerisine siyah ve beyaz karıştırdığınızda onun tonlarını elde ediyorsunuz. Yüzlerce tonunu elde edebilirsiniz. Bir rengin içine de bir başka renk karıştırdığınızda onun nüansını elde edersiniz. Binlerce nüans, bir rengin nüansını elde edersiniz. İşte o bütün renkleri tablolarımda taşımak, onları kullanmak istiyorum. Ama keçeyle bu biraz zor. Evet, tabii. Çünkü renk yağlı boya, sulu boya bunlar da tabii doğal olarak kaynaşma, karıştırma olayı oluyor. Ama keçede bu çok zordur. Yani yeni renkler ortaya çıkmak, ara tonlar ortaya çıkarmak. O yüzden bütün renkleri de kullanmak istediğim için kolorist bir tarzda, yani renkçi bir tarzda çalışmalarım oluyor. Bir gün yine bir sergi açıldığında ben orada yoktum. Seyreden bir izleyici defterime yazmış, anı defterini. Ben serginize geldim ama siz yoktunuz. Fakat resimli renkleriniz beni kucakladı. Ne güzel, çok güzel ifade etmiş gerçekten. Evet. Evet. O zaman ben de onlarla kucaklaşmak için çok çok daha çok çalışayım, evet. Daha çok insanlarla evet. Kucaklaşayım manen de olsa diye. Aslında sizin de böyle sanata olan ilginiz, alakanız, hala bunu artırarak devam ettirme arzunuz, yani ruhunuzdaki güzelliğin bir yansıması. Tabii efendim, şimdi şöyle, artık böyle bir çalışma içine girdiğiniz zaman, hani bir atasözü var, yapabileceğinin en iyisini yap. Evet. Bazı insanlar derler ki, işte efendim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Hı hı. Bu çok yanlış bir atasözü. Tabii. Öyle olmaması gerekir. Bu nedir? Kendine, çaba değil mi? Çaba, tabii, kendini aşma. Tabii, yani yapabileceğinin olacak. En iyisini
yapacaksın ki o zaman başarılı olacaksın. Herkes yapabildiğini herkes zaten yapıyor. Tabii. Ama önemli olan yapılamayan şeyleri yapmaya çaba göstermek. Ve Feminart Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği'ni de derneğinin şubesini Bursa'da kurdum. İşte değil bu mi? Çabaların ha, içerisinden güzel, evet. biri olarak. Hanımlar özellikle herhalde. Evet, çünkü ismimizde de anlaşıldığı gibi Femin Art, bunun isminin konulması da genel merkezimiz Trabzon'da 2007 yılında kurulmuş ve başkanımız o da bir sanatçı ve eğitimci, sanat eğitimcisi Şükran Hanım, Şükran Yangın Üst Hanım bizim başkanımız. Daha önce orada festivale gidip bir çalıştaya katılmıştım. Sonra kendileri teklif ettiler. Lütfen Bursa'da bir şubemizi kurun. Sizden iyisini bulamazlardı herhalde gerçekten. Sağ olun, olmuş. Teşekkür ederim. Şöyle ki tesadüf oldu diyelim. Allah nasip etti Allah nasip diyelim. Allah nasip etti diyelim, evet. Evet. Çok şükür şimdi bazı etkinlikler yapıyoruz. İşte bu etkinliklerle yurt dışından sanatçıları da davet ediyoruz. Ve değişik ülkelerden bayan sanatçılar geliyorlar. Onlarla tanışıyoruz. Onlara ülkemizi tanıtıyoruz. Onlara Türk insanını tanıtıyoruz. Açılımı nedir derneğinizin? Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği. Derneği. Ama burada sadece resim sanatı, görsel bir sanat değil. Tümünü kapsayan çalışan, değil mi? Evet, anlaşılıyor zaten. Evet, yani yazarlar da katılabiliyor. Evet. Efendim şairler de katılabiliyor. Karikatüristler de katılabiliyor. Tabii. Daha renkli. Kapsıyor. Evet, daha kapsamlı bir çalışma oluyor. Çünkü sanat sonsuz. Hangi konuda ve teknoloji ilerledikçe de biliyorsunuz yeni yeni sanat dalları ortaya çıkıyor. Tabii. İşte yani sinemaydı efendim, şimdi bilgisayarlarda bakalım ne sanatı çıkartacaklar. Belki bilgisayarlar resim yapma yarışması yapacaklar. Evet, önümüzdeki yıllarda diyorsunuz yani her şey olabilir. Hani evet. Arge çalışmaları demiştik. Hı-hı. İşte bu bu alanda gençlerimize güveniyoruz. Tabii. Onlar güzel şeyler yapacaklar. Tabii inşallah. Sizin gibi böyle örnekler olduğu sürece daha da onlar için tabii inşallah yol göstericiler olduğu sürece doğru söylüyorsunuz. Seni. Peki efendim yine bu yurt dışında da var olan keçe sanatçılarıyla bir bağlantınız var bildiğim kadarıyla. Evet. Çünkü siz zaman zaman yurt dışına gidiyorsunuz, bu tip çalışmalara katılıyorsunuz. Bize biraz onlardan bahseder misiniz? Evet, daha önce dernek kurmadan önce de ben yurt dışı sergilerim olmuştu. Dernek kişisel olunca, sergiler evet, miydi kişisel, bunlar? Neden yurt dışı sergi açmayı tercih etmiştiniz? Çünkü şöyle, bizim sanatçımızın artık dışarıya çıkması gerekiyor. Kendi çok içinizde kapalı kalmamalısınız. O biraz kendin pişir, kendin ye tabiri vardır ya. Evet. Onun gibi olur. Yani kendimiz görüyoruz, kendimiz yapıyoruz, kendimiz izliyoruz. Oysa öyle değil. Artık hani hep deniyor ya, dünya globalleşti. Efendim dünya küçüldü. Gerçekten de mesafeler küçüldü. Doğru. Uçakların, efendim gemilerin böyle seyahatleri dolayısıyla. Siz de dış ülkelerin sanatlarını tanıyorsunuz. Evet. Ve onlara kendinizi tanıtıyorsunuz. Örneğin Sibirya soğuk bir ülkeydi. Ve bu siz bu kişisel sergilerinizi nerelerde açtınız? O zaman ona sorayım hemen. Evet. Ondan sonra siz benim Sibirya dediniz çünkü. Efendim 17 kişisel sergim oldu. Maşallah. Türkiye'nin içerisinde. Ankara, İstanbul, Trabzon, Antalya. Maşallah bayağı bir yerde açmışsınız. Bursa, yurt dışından bahsediyordunuz bir de değil evet, mi? Evet, yurt dışında da işte mesela Gürcistan'da Feminart'ı bir şubesi var. Üstelik Gürcistan Üniversitesi'nin bünyesinde kurulmuş bir dernek. Üniversite hocaları tarafından kurulmuş bir dernek. Evet. Onlar ve sınır olarak da çok yakın olduğu için sık sık onlar geliyorlar. Bizler gidiyoruz. Ve kendi ülkelerinin geleneksel sanatlarını tanıtıyorlar. Mesela bizim Ebru sanatçılarımız da gidiyorlar oraya. Ebru sanatını biliyorsunuz yabancı Osmanlılar zamanında da Türk kağıdı derlermiş. Onun için bu bize özel bir sanat. Evet. Ve bununla, özdeşleşmiş yani değil evet, mi biraz Türklerle? Bununla da işte eski sanatlarımızı öğrenip keçede olduğu gibi bununla daha
bunların üstüne bir şey koymak gerekiyor. Bu aşamada yıllarca ben de keçeyle resim yaptıktan sonra şimdi de keçe ve ipekle karışık resimler yapıyorum. Evet, serginizin ismi de çünkü az önce söylemiştik. Hı-hı. İpekle keçenin yolculuğuydu galiba, yolculuğu, değil mi? Sanata yolculuğu. Sanata yolculuğu demiştik. Peki İkisi de doğal olduğu için demiştiniz, evet, galiba, değil mi? Bize bundan da biraz bahseder misiniz? Şimdi efendim şöyle, ipek böceğinin ürettiği bir malzeme, bir tekstil ürünü oluyor. Bursa'da Türkiye'nin Osmanlılar zamanında biliyorsunuz saraylara ipek kumaşlar üreten, Osmanlı Sarayı'na olsun, İran Sarayı'na olsun, hatta İngiltere Kraliçesi'ne kadar 1850'li yıllarda Londra'da bir yarışma yapılıyor. Orada bizim kumaşlarımız ödül alıyorlar. Evet. Bu zaman içerisinde teknolojinin ilerlemesiyle insanlar ipek işini bırakıyorlar. İşte naylonlar, sentetikler, polyesterler filan derken ekonomik olarak yeterli olmadığı için onlar bu işe devam etmiyorlar, bırakıyorlar. Ve bütün Türkiye çapında öyle oldu. Şimdi tekrar yeniden canlandırılmak isteniyor. Bursa'da bunun merkezi herhalde, değil mi sanki? Evet. Evet. Siz de Bursa'dasınız. Evet. Evet. Bursa'da yine bir dernek kurduk biz. Bursa İpekçiliğini Geliştirme Derneği. Bu derneğin de projeleri var. Bu projelerle işte efendim Bursa çevresindeki köylere dut fidanı dağıtılıyor. O da Tarım ve Orman Bakanlığımızın beraberliğinde müşterek olan bir çalışmayla. Tabii bunlar adım adım zaman içerisinde daha gelişecek olan şeyler. Böylelikle bizim insanlarımıza da bir meşguliyet ve artı gelir kaynağı olacak. Türkiye'de yılda bir sefer ürün alınırken ipekten, dünyada örneğin Orta Asya'daki ülkelerde yılda 4-5 ürün alınıyor. Yani 4-5 sefer çok ciddi bir fark var o zaman. Koza, evet, yapılıyor. Evet. Çin'de ise 7-8 sefer yapılıyormuş. Evet. Ve bizde yılda bir sefer, bakın. Tabii çok fark var. Çok fark var. Onun için biz üretim kalitesini artırmak için herhalde bir şeyler yapılması gerekiyor. Ama bizim şeylerimizde dut ağaçlarımızın kalitesiyle oluşan kelebekler, kozalar dünyanın iki yerinde var imiş. Çok mu özellikli? Evet, çok özellikli ve kaliteliymiş. Evet. İşte biz yani bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de Bursa'daki ipek olayı bittiği zaman oradaki ipekçilerden Yüksel Ünal hanımefendi Özbekistan'a gidiyor ve orada bir şey kuruyor. İpek fabrikası kuruyor. İlginç, evet. Orada bayağı bir 15 sene kaldıktan sonra tekrar Türkiye'ye geliyor. Şimdi 29 seneden sonra bu hanımefendi 80 yaşlarında. Ama çok dinç bir hanımefendi ve hepimizi de motive ediyor ne aynı güzel zamanda. Ne güzel, evet. Şimdi ipek halı dokunacak inşallah Orhaneli ilçemizde. Öyle bir proje hazırlanıyor. Ve yani o projenin içerisinde eski Türk kilimlerinin, halılarının desenleri kullanılacak. Belki biz de sanatçı olarak kendi eserlerimizi ipek halı şeklinde dokuturuz. Tabii. O da çok yani orijinal bir şey olur. Tabii. Veyahut da işte bizim sanatçılarımızın ürettiği tabloların desenlerini üretilen kumaşlara, ipek kumaşlara işlenir ve o modada kullanılabilir. Tabii. Ve bu araştırmalarla sanatı sadece sanat içerisinde bırakmak istemiyoruz. Sanat toplum içindir diyoruz ve topluma maddi manevi fayda getirsin, kalkındırsın ve katma değeri yüksek şeyler üretilsin. Doğru. Hani küçük küçük değil de tabii, işte şey gibi ipekli halılar gibi. Çünkü bizim ipekli halı piyasamızı, bu ipekçilik olayı
öldüğü zaman biz komşu ülkelere, mesela İran'a kaptırdık. Evet. Yani ister istemez. Ve bunların bildiği... Öyle bir potansiyeli olduğu halde değil mi? Öyle bir potansiyeli olduğu halde işte. Ama ne güzel işte, sizler sayesinde herhalde bu şimdi tekrar canlandırılabilir. Evet. Bu hem bir girişimcilik, öyle değil mi? Evet, tabii ki. Evet. Kadın olmanız yönüyle çok güzel, sanatçı olmanız yönüyle çok güzel. Bütün bunların sentezinden çok güzel şeyler çıkıyor belli ki. Evet, kadın olmanızın dediniz, siz de çok güzel şeyler söylediniz Atatürk'le ve kültürümüzle, uygarlıkla ilgili. Gerçekten de yine atamız şöyle demiştir, kadının yoksulu yoktur. Kadın bizatihi üretken bir varlıktır. Hani anne olması dolayısıyla, örneğin Erzincan Refahiye'deyken biz bir arkada öğretmen arkadaşımızın evine bizi davet etmişti kahvaltıya. Orada zeytin hariç her şeyi kendileri üretmişlerdi. Ekmeğinden sofradaki tereyağına, balına, efendim peynirine, sütüne kadar, oradaki bir de çay tabii ki. Evet, evet. O da Karadeniz'den geliyordu. Evet. Yani bunu yapanlar tabii kadınlar tabii ve kadınlarla ki birlikte erkeklerin birlikteliği oluyor. Onlar el ele veriyorlar, birbirlerine destek oluyorlar ve üretim, her konuda üretim yapıyorlar. Tabii, çok doğru. Çok güzel şeylerden bahsettiniz bize gerçekten. Peki efendim, şu an atölyeniz Bursa'da değil mi? Evet, evet efendim. Evet, çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Tabii ki. Yeni sergileriniz inşallah olacak. Biz de bunları göreceğiz herhalde. İnşallah. Bursa'da Pirinçhan'da. Evet. Bursa'da Pirinçhan'da, zaten Pirinçhan dediğiniz zaman hemen herkes bilir orasını. Tarihi bir mekanda tarihi bir teknikle güzel çalışmalar evet yapmak evet gerçekten yani herkese kısmet olmaz. Tabii. Allah nasip etti. Çok şükür, elhamdülillah. İnşallah bizler de güzel şeyler yaparız. Tabii ki. İnsanımıza örnek oluruz. Güzel çalışmalar yaparız. Ve orada zaten o ruhu hissediyorsunuz. O tarihi yer olduğu için. Tabii. Bursa şehrimiz altı padişah görmüş bir şehir. Tabii. Ve oralardan kimler gelmiş, kimler geçmiş. O merdivenlerden yürürken, üst katta bizim atölyemizde, yürürken şöyle düşünüyorum. Acaba buradan kimler geldi, geçti, nasıl hayatlar yaşadılar, neler ürettiler de bize miras bıraktılar. Biz onların izinden gidip daha güzel şeyler yapalım. Ve işte bu hanın, Pirinçhan'ın olduğu bölge, dünya kültür mirası olarak kabul edildi Bursa'da. Evet. Hanlar bölgesi, Cumalı Kızık Köyü Osmanlılardan kalma ve bu kültür mirası seçilen bölgelerin Bursa'da daha sayısını arttırmak için belediyemizin de, çok güzel Bursa Belediyesi'nin de çok güzel çalışmaları var. Sanatçılara da destek veriyorlar. Destek veriyor değil mi bu konuda? Evet. Evet. Her zaman yanımızda. Çok güzel. Hatta evet bu sergimde bile Bursa'dan yine Ankara'ya kadar tebriklerini yollamışlar, çiçeklerini, çelenklerini yollamışlar. Bunu duymak da güzel çünkü bu sanata destek, sanatçıya destek. Aynen, değil mi? Evet. Yani biz bir şey istemiyoruz ama en azından manevi destek bile şey tabii önemli, sanatçı kesinlikle için tabii çok önemli, motive olmak çok önemli. Tabii. Ve gerçekten artık Bursa sadece sanayi şehri olmaktan ziyade tekrar tarihi kültür kimliğiyle bir turizm kenti de olacak. Bize sanatçılar olmalı olarak da, değil mi? Olmalı evet, tabii da. Çünkü tabii İstanbul'a çok yakın efendim. Bütün işte İzmir, Ankara, bu tam böyle ortada olan bir şehir. O nedenle bizler de orada yaşayan bireyler ve sanatçılar olarak inşallah bunu avantaja dönüştürmemiz gerekiyor. Doğru. Ve siz bunun en güzel örneklerinden birisiniz gerçekten. Ya, teşekkür ediyorum. Maşallah. Teşekkür ediyorum efendim. Dediğim gibi hanımlara da çok örnek oluyorsunuz bu yönünüzle. İnşallah. Üstelik o hanımlar, eğer bu işler tabii ki bir plan ve proje içerisinde iyi yürütülebilirse, evinden çıkmadan bir tarafta yemeğini yapacak, bir tarafta keçeyle, kozayla işte atkılar, yünler hazırlayacak. Onları turistik merkezlere götürecek. Onlar orada satılacak. Ve oturdukları yerden, kendi evlerinden, evlerinin düzenini bozmadan
aile bütçesine katkıları olmuş olacak ve de kendilerini meşgul edecekler, sanatla ilgilenecekler, mutlu olacaklar. İnsanımız sonuçta çok doğru. El birliğiyle mutlu olacak diye düşünüyoruz. Evet. Tebrik ediyorum. Çok güzel şeyler söylediniz, anlattınız. Gerçekten bütün çalışmalarınızdan dolayı, yaptıklarınızdan ötürü tebrik ediyorum sizi. Efendim, sanatçılar biliyorsunuz ki toplumda rol model olan insanlar, örnek alınan insanlar. Şu an içinde bulunduğumuz günlerde de ben özellikle de ülkemize baktığımızda toplumsal uzlaşmaya çok ihtiyaç olduğu günlerden geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü çok kolay kamplara ayrıldığımız, ayrıştığımız... Evet. Farklılıklarımızdan ötürü çok kolay düşman hale gelebildiğimiz, nefret söylemleri kullandığımız bir dönemde yaşıyoruz. Acı bu. Buna şahit olmak çok acı. Çünkü aslında her zaman çok klasik bir sözdür ama farklılıklar zenginlik meselesidir, değil mi? Mutlaka. Normalde böyle olması gerekir. Mutlaka, evet. Fakat öyle bir anlayış bazen dayatılıyor ki benim gibi değilsen yok ol anlayışı. Evet. Bu tabii hepimizi rahatsız ediyor. Elbette. O yüzden özellikle de bizimki gibi çok büyük ve önemli bir ülkede, Türkiye gibi. Aynen, öyle değil mi? Evet. Bölge açısından da çok tabii önemli bir ülke. Dünya açısından da tarihi, stratejik, jeopolitik her açıdan çok önemli bir ülke. Bu ülkenin bir ve bütün olması, birlik içerisinde olması, bölünmemesi son derece önemli diye düşünüyorum. Evet. Programımızın sonuna geldik ama bir sanatçı olarak, topluma dediğim gibi örnek olan insanlardan biri olarak bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet. Efendim şimdi bu konuda ben bölünme olayına hiçbir zaman inanmıyorum. Öyle bir şeyin olacağını da düşünmüyorum. Çünkü bu tür şeyleri çıkaranlar zaten ortada bir avuç terörist ve onları destekleyen yabancı güçlerdir. Tabii. Bizim insanımız birbiriyle kucaklaşmıştır. O nedenle eğer biz bunlara hiçbir zaman taviz vermezsek ve ülke siyaseti açısından bizim idarecilerimiz sezgileri yüksek olup baskılara, dışarıdan gelen baskılara eğer boyun eğmezlerse, çünkü gerçekten insanlarımız sulhu seven, barışı seven insanlar. Evet. Bir başka ülkede inanın bu olaylar olsaydı çok daha farklı olurdu. Doğru söylüyorsunuz, tabii. Ve bizim burada bizi yönetenlerin çok daha basiretli, kararlı olması gerekiyor. Çünkü kozlarını, sizin avantajınız burada o kadar yüksekken kozlarınızı niçin bir avuç teröriste devrediyorsunuz, veriyorsunuz? Ama bunu yani idare yapamazsa bizim halkımız, dediğiniz gibi o zengin halkımız bunu kendisi yapar. Gerekirse 80 milyon şehit olur diyorsunuz, değil mi? Aynen. Evet. Analar ağlamasın. Analar ağlayacaktır. Bundan sonra da analar ağlasın. Biz ağlayalım ki torunlarımız ağlamasın. Çok güzel söylediniz ki Çanakkale örneğini vermiştiniz, değil mi? Evet. Evet efendim. Çanakkale'de de bana programın öncesinde söylediniz, çok güzel ifade ettiniz. Çanakkale'de analar ağladı, sonra biz rahat ettik dediniz. Sonra tabii Türkiye Cumhuriyetimiz kuruldu. Evet. Onun için şimdi de analar ağlayacak ama Türkiye birliğini ve bütünlüğünü ilelebet muhafaza edecek. Rabbimiz ezanımızı ve bayrağımızı çok kıyamete kadar üstümüzden eksik etmeyecek. Biz buna inanıyoruz. Tabii. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Ya Resulullah, acaba Bizans Müslümanlar tarafından fethedilecek mi? Aleyhissalatü vesselam Peygamber Efendimiz şöyle demiş. Bizans'ı fetheden asker ne mutlu, ne kutlu asker demiş. Ve o bizim bunun müjdesini o zaman 600'lü yıllarda bu Müslümanlara bu müjdeyi vermiş. Doğru. Böyle bir yüce dinin, peygamberinin işaret ettiği bir kutsal ülkeyi tabii. hangi güç kuvvet çok yenebilir? Çok güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Her şey için efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Size inşallah bir başka zaman yine böyle belki atölyenizde biz size konuk i̇nşallah olarak yine ağırlamak efendim. İsteriz. Tabii Bursa'mıza bekliyoruz. İnşallah. Bu güzel sanat eserlerinizi inşallah halkımıza, seyircilerimize yine hep göstermek isteriz. İnşallah.
seyircilerimize de az önce gösterdik. Zaten harika bir serginiz vardı çok gerçekten. Teşekkür onlar da mutlaka efendim. Bunu yakından müşahede ettiler, takdir etmişlerdir. Allah her işimizde, her söylediğimiz sözde, her attığımız adımımızda dostumuza ve düşmanımıza mahcup etmesin. İnşallah. Allah'ımıza yakışır bir Müslüman olmayı nasip etsin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten şeref verdiniz katılmakla. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Efendim bir Yaşamdan Portreler programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine başka bir konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.